Zeynep Kamil, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi. İlk Züleyha Zeynep Sultan ve Yusuf Kamil Paşa tarafından 1862 yılında kurulmuş ve İstanbul'un ilk hayır hastanesi. Belediyeye devredildikten sonra Eyüp Sabri Bey başhekim oluyor. Onun zamanında doğum evi olarak kullanılmaya başlanıyor. Aslında hikaye ilk oradan başlıyor. Sonrasında Fahri Atabey'in başhekimliği döneminde 200 yataklı bir çocuk servisi ilave ediliyor. Zaman içinde ameliyathane büyüdü. Yeni doğan yoğun bakım üniteleri eklendi. Dolayısıyla hastane tabii büyüdü. 501 yatak oldu. Fakat niteliksiz yatak diye tabir ettiğimiz 6 kişilik koğuşlar hasta mahremiyetini ne kadar dikkat edilse de o şartlarda sağlayamaz hale geldik. Tabii ameliyathaneler eskidi. Bunların haricinde en önemlisi de deprem korkusu oldu açıkçası. Zeynep Kamil'de kolonlar çok küçük ebatta çıkmıştır. Vazısının temeli bile yoktu. Bu binada korozyon da had safhadaydı. Yani binanın içerisindeki mevcut taşıyıcı sistemin demirleri erimişti. Dolayısıyla bina tamamen soyuldu. Ondan sonra da çağımızın yeni yönetmeliklerine göre hastaneyi yapabilmek için yeniden tasarlandı. Ameliyathanelerimizi oluşturduk, yoğun bakım ünitelerimizi oluşturduk, hasta odalarını oluşturduk. İdari bina yeni doğan hastanesi olarak yapıldı. Yemekhane yapıldı ayrı bir bina olarak. Mevcut bir blokları vardı, kafeterya olarak ve konferans salonu olarak kullandıkları. Bir de laboratuvar yapıldı ikinci etapta. Bir de her binaya ayrı bir mekanik oda, kazan dairesi yapmaktansa bir tane kazan dairesi yapıp tüm binalara gerekli olan enerjinin, gerekli olan ısıtmanın, soğutmanın verilmesi daha ekonomik olacağından dolayı merkezi bir teslim merkezi oluşturduk. Sonra hastaneler arasında geçiş köprüleri yapmak suretiyle hastaneler arası irtibatı sağlamaya çalıştık. Çocuk hastanesinin hiç asansörü yoktu. Asansörler içinde boşluklar oluşturduk. Oradan da rahatça şu an her yerde asansörleri var. Bunlar merhale merhale olmuş. Hiçbir zaman için hizmet servisi Zeynep Kamil Hastanesi'nde inşaatlar yapılırken kesilmemiştir. Mart 1991 senesinde burada doğdum. Tam 25 sene sonra doğduğumuz hastaneye doktor olarak gelip yeni bebekleri doğurtmak pek de açıklanamayan, aslında anlatması zor bir duygu. Babam şeyleri anlatır. Yani hani annen sezaryandan çıktı ve sezaryanlı olduğu halde o odada bir yatakta yine iki kişi yattılar diye. O da belirtiyordu özellikle. Şimdi ben buraya başladıktan sonra gelip burayı tekrar gördüklerinde tabii inanamadılar önce buranın aynı Zeynep Kamil olup olmadığını. Şimdi karşılaştırınca tam bir çağ atlama aşamasından geçmiş Zeynep Kamil Hastanesi. Hastalar açısından bakacak olursak, şu anki Zeynep Kamil tüm Türkiye'de, İstanbul'da özellikle otelcilik hizmeti anlamında kamu hastanelerinde en iyi diyebilirim. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının deneyimi, personelin sevecenliği ve güler yüzlülüğü açısından da oldukça iddialıyız. 14 Mayıs 1957 yılında bu tarihi binada doğdum. Doğduğum yerde doğduğum binada da çalışmış oldum. Tabii eski hastane farklıydı. Yani eski tip, her şey eski tip. İkili, üçlü, dörtlü, bazı yerlerde altılı yataklar vardı. Ondan sonra işte güçlendirme yapıldı. Şimdi tabii bu gayet modern oldu. Zeynep Kamil Hastanesi Türkiye'nin en önemli kadın doğum ve çocuk hastanelerinden biri. Marka bir hastane. 1,5 milyonun üzerinde bir doğuma ev sahipliği yapmış. Bugün de yine komplike doğumlara, komplike müdahalelere ihtiyaç duyulduğunda başvurulan bir referans hastane pozisyonundadır. Bizim patoloji laboratuvarımız var, genetik laboratuvarımız var. Önceden onlar bu jinekoloji binasının içerisinde dar bir mekanda hizmet veriyordu. Şimdi onların geniş ferah birimleri oldu. Yani fiziki açıdan çok rahatladılar. Hizmet kalitesini çok artırdı. Şimdi odalar iki kişilik oldu hasta açısından bakarsak.
Nitelikli odalar dediğimiz banyosu, tuvaleti olan odalar, iklimlendirmesi olan odalar, kapı genişliği uygun odalar. Dolayısıyla hastalar için bu çok iyi oldu. Çalışma arkadaşlarımız açısından baktığımızda da güzel yerlerde çalışmak onların da motivasyonunu arttırdı. Hastalarımızın da inanır mısınız hekimlere saygısı arttı. Binayla bitmedi, içinin teknolojik donanımı da yenilendi. İşte laparoskopimiz yenilendi, ultrasonlarımız gelecek, yoğun bakımımız yenilendi. Bu da açıkçası hem Zeynep Kamil çalışanlarına hem de hastalarına hak ettiği değer verildi diye düşünüyorum. Dolayısıyla İPKB'ye bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerinin artarak devam etmesini diliyorum. İstanbul sismik riskinin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi kapsamında Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi güçlendirildi. Biz aslında güçlendirmenin yanı sıra renove ederken de fonksiyonel olarak çok yenilikler getirdik. Bu hastane aslında uzmanlıkta da 13. sıraya gerilemiş bir hastaneydi. Ve biz yaptıktan sonra İstanbul'da tekrar 1. sıraya çıktı. Orada hakikaten doğum yapacak kadınlarımız, yeni doğan çocuklarımız, şifa bulan çocuklarımız bizi çok mutlu ediyor. Hakikaten İstanbul için çok önemli bir hastane, çok önemli bir yatırım. Ve İSMEP kapsamında bütün arkadaşlarımla beraber bu hastaneyi de İstanbulluların hizmetini açmaktan çok onurluyuz, çok mutluyuz.